TV1 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. 19 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Teşkilatı tarafından üye katılım töreni düzenlendi. Törene Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı da katıldı. Törende konuşan Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Özer, hedefimiz 10 bin üye diyerek geliyor gelmekte olan dedi. Partiye yeni katılan üyelerse AK Parti'yi eleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Teşkilatı üye katılım töreniyle partiye yeni katılan üyeleri tanıttı. 38 yeni üye partiye katıldı. Üye katılım töreni Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İl Başkanı Ümit Özer, partililer ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan CHP İl Başkanı Ümit Özer, üye katılım sayısını 10 bine çıkaracaklarını ifade ederek geliyor gelmekte olan, gidiyor gitmekte olan dedi. Ve üye sayımız son bir yılda 1000 olarak daha arttı. Hedefimiz 10 bin üye arkadaşlar. Bu çerçevede bize katılan, bu mücadelede bize güç veren her kesimden güzel insanlar var. Haksızlıklarla mücadelede bizimle birlikte haykıran yürekler var. Ülkeyi yıllardır adım adım karanlığa sürükleyenlere dur diyen, artık yeter diyerek aydınlık günlerin özlemini duyan ve taşın altına biz de gövdemizi koyuyoruz diyen memleket sevdalıları var. Yürekleri bizimle atan vatandaşlarımız var. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, partimize yönelik ilgi ve bunun yanında Kayseri İl Örgütü olarak yaptığımız net çalışmalar neticesinde artık Kayseri'mizin her mahallesinde varız. Her mahallemizde bu onurlu mücadeleyi ilmek ilmek dokuyan, bu ülkenin, milletin hakkını arayan ve bundan sonraki süreçte de arayacak olan kıymetli üyelerimiz var. Bugün burada partimize katılan güzel insanlar var. Partiye yeni katılan üyelerse AK Parti'ye yönelik eleştirilerini sıraladı. Partililer diğer partilere isyan etti. Ben yıllarım MHP'de geçti. Beni çok yerde kullandılar ama asla kullanılmaya müsaade etmedim. Benim kafamın bir tarafı kırık, bir tarafı çatlak. Ben hiçbir zaman atamın yolundan ayrılmadım. Ayrılmayacağıma da söz veriyorum. 2,5 milyar eşimden emekli maaşıyla geçinmeye çalışan bir ev hanımıyım. Geçim sıkıntımız had safhada. Üretim çiftçiye destek olmadığı için, tarlada parası, ürünü para etmediği için insanlar üretimden geri çekildi. Biz rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'ndan sonra yıllardır AK Parti'ye oy verdik. Şimdi verdiğimiz oyların ceremesini çekiyor. Mustafa Kemal Atatürk dedi ki köylü milletin efendisidir dedi. Köylü şu an milletin iktidarın şamarı olan oldu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere kente geldi. İl genişletilmiş divan toplantısına katılan Destici sınır operasyonları konusunda net mesajlar verdi. Yolbaşımız tip duruşlu anlayışı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Destici Bey, salona teşrif etti, yüksek alkışlarınızı ekledi. Genel Başkan Mustafa Destici, Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda düzenlenen Kayseri İl Genişletilmiş Divan Toplantısı'na katıldı. Başta bulunan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Destici, sınır dışı operasyonları hakkında konuştu. Destici, operasyonlarda kararlılık mesajı verdi. Şu anda hem ülkemiz sınırları içinde, hem ülkemiz sınırları dışında terörle mücadele ve hudut güvenliğimiz için devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali için canı pahasına mücadele eden tüm kahramanlarımızın, kahraman ordumuzun, Mehmetçiklerimizin, polisimizin, güvenlik korucularımızın Rabbim yar ve yardımcısı olsun, onları mansur ve muzaffer eylesin inşallah diyorum. Bu harekatların amacı neydi? Bir,
o bölgeleri teröristlerden temizlemek, oraları güvenli ve huzurlu bölgeler hale getirmek ve akabinde de hem orada şu anda yaşamakta olan insanların, Suriyeli kardeşlerimizin güvenliği, huzuru temin edilmesi, diğer taraftan Türkiye'nin hudut güvenliğinin savunulması, sağlanması, teminat altına alınması ve terörle mücadele. Bir de tabii savaş sebebiyle Türkiye'ye gelmiş olan mültecilerin de tekrar oraya gönderilmesi. İşte bu harekatlar sonucunda 500 binden fazla mülteci Suriye'ye geri gitti. Şimdi inşallah önümüzdeki günlerde yapılması planlanan, önce Etel Rifat, Menbiç'le başlayıp daha sonra inşallah ta Kamışlı'ya, Haseke'ye kadar uzanacak bir harekat bütünlüğü, topyekün bir harekat bütünlüğüyle inşallah hem o bölgeler terörden temizlenip hem hudut güvenliğimiz garanti altına alınıp hem de buradaki Suriyeli mültecilerin de inşallah milyonlarcası tekrar kendi vatanlarına, kendi ülkelerine geri döndürülecektir. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ile beraber Kesot'ta yapılan genel kurulda başkan seçilen Şeyh Odakır'ı ve yönetimini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Yeni bir inşallah taze kan olarak sizin de... Başkan Palancıoğlu yeni Kesop Başkanı Odakır'ı hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Melikgazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ile beraber Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde yapılan genel kurulda başkan seçilen Şeyh Odakır'ı ve yönetimine ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Mustafa Palancıoğlu, esnaflar için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Seçim dönemi bitti, geçim dönemi başlıyor. Esnafların gerçekten büyük desteğe ihtiyacı var. Ben de bir esnaf çocuğu olarak esnaflığın ne demek olduğunu, ne tür sıkıntılarını biliyorum. İnşallah sizin görev döneminizde de yönetim kuruluyla birlikte güzel hizmetler yapmanızı Cenab-ı Allah nasip eylesin diyorum. Kesop Başkanı Şeyh Odakır ise Melikgazi'miz esnaf ve sanatkarlar için ayrılmaz birer parçadır dedi. Melikgazi'miz bizim için esnaf sanatkarlar için ayrılmaz bir parçamız orası bizim. Sayın Başkanım, şimdi sizin de bölgenizde biliyorsunuz bir sanayi tesisi yapıyoruz inşallah Yeşilyurt'ta. Allah razı olsun, orada ya destekleriniz var, emekleriniz var. Bunun için daha yakın. Çok teşekkür ederiz. Biz de otosanatkarlar odamızda işte başkanım göreve girdikten sonra güzel işler yaptık. Sanayiteleri, evler, esnafımızın ihtiyacı olan şeyleri karşıladık. Çok şükür. Efendim, koronavirüse karşı alınan önemli tedbirlerden biri olan maske kullanımı 2 yılı aşkın süredir hayatımızda. Vaka sayıları 1000'in altına düşmesiyle birlikte sonra maske zorunluluğu da Sağlık Bakanlığı tarafından kaldırıldı. Maske fiyatlarındaki ani düşüşse dikkat çekti. Koronavirüs salgını sonrası hayatımıza giren maskeler zamanında ciddi fiyatlara satılıyordu. Aradan geçen 2 yılın ardından pandemi hem dünyada hem de ülkemiz etkisini yitirdi. Kademeli olarak kaldırılan kısıtlamalar vatandaşlara derin bir nefes aldırdı. Son olarak uygulamada kalan maske zorunluluğu da vaka sayılarının 1000'in altına düşmesi sonrasında kaldırıldı. Maske kullanımı artık sadece sağlık kuruluşlarında zorunlu oldu. Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, pandemide bazı eczanelerin maskenin faturasını yanına koyarak sattıklarını söyledi. Çok zorlu ve sıkıntılı bir durumun içerisinde bulduk kendimizi ve uzmanların da tavsiyesiyle maske kullanmanın zaruri bir ihtiyaç olduğunu, aksi halde hastalığın çok daha kolay yayılabileceğini yetkililerden, sağlık personelinden, sağlık otoritelerinden almış olduk. Tabii bu da ister istemez maskeyle alakalı birçok piyasanın alt üst olduğunu ve en çok da bu zararı vatandaşın gördüğünü defalarca kez şahit olduk. O zamanlarda açıklamamızı yaptık. Dedik ki bu süreçte eczacılara bu suçun yıkılması yerine üretici firmaların mutlaka denetlenmesi gerektiğini söyledik. Çünkü birçok meslektaşımız bizim artık maske satmak istemiyordu o süreçte. Neden? Çünkü aylar öncesinde çok cüzi miktarlara sattığımız maskelerin bize gelişleri 4-4,5 lirayken biz vatandaşımıza bunu buluşturmaktan için açı imtina ediyorduk ve
Bazı meslektaşlarım da aynı zamanda faturasını yanına koyup satma şeklinde bir uygulamaya gitmişti. En azından içimiz rahat olsun, bize gelişleri bu kadar, vatandaşa sunduğumuz bu kadar şeklinde. Kayseri'de ortalama günde 1 milyona yakın maske ücretsiz bir şekilde vatandaşlarımıza dağıttık. Bu da eczanelerin aslında bu süreçte ne kadar da önemli olduğunu gösterdi bizlere. Şu an maske fiyatları normale dönmüş durumda. En azından pandemiyle kıyasladığımız vakit. Tabii ki de bu hem rekabetin artması hem de birçok firmanın maske üretimine geçmesiyle birlikte maske fiyatları şu an alınabilir düzeylere inmiş durumda. Tabii normalleşme sürecinin ardından maske kullanımı birazcık hafifledi. Biz bunun hatırlatmasına tekrar yapalım. Lütfen özellikle toplu alanlara girildiği zaman maskemizi pandeminin içerisindeymiş gibi, çünkü pandemi tam anlamıyla sonlanmadı, kullanmamız çok önem arz ediyor. Kayseri'de 30 iş adamı tarafından oluşan İnovatif İş İnsanları Derneği kuruldu. Basın toplantısında konuşan İnovder Başkanı Ahmet Talo, ülkemizi ve bölgemizi her anlamda en iyi şekilde temsil edeceğiz dedi. İnovatif İş İnsanları Derneği kuruldu. 30 iş adamı bir araya gelerek yeni oluşum için start verdi. Kurulan yeni derneğin tanıtımı için şube binasında bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya İnovder Başkanı Ahmet Talo ve üyeler katıldı. Burada açıklamalarda bulunan İnovder Başkanı Ahmet Talo, amaçlarını ve hedeflerini tek tek anlattı. Talo, ülkemizi ve bölgemizi en iyi, en güzel şekilde temsil edeceğiz dedi. İnovatif İş İnsanları Derneği olarak bizlerde. Bölgesinin oluşturduğu ekonomik işleyişi planlı ve programlı bir yapıda tutulmasını sağlayarak ekonomik hayata katma değer üreten ve çalışmaları desteklemek, ticaretin bilinçli ve kurallara uygun bir şekilde sürdürülmesine katkı sağlamak, ticaretin bilincini artırmak amacıyla Kayseri yerelinde kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. İnovder olarak bizler değişimin kaçınılmaz olduğu ve rekabetin giderek arttığı günümüzde inovasyon temelinde oluşan rekabetin sürdürülebilir bir çevre dengesi odağında piyasa ekonomisine katkı sağlayacak çalışmaları yaparak bölgemizi ve ülkemizi gerek ulusal gerek uluslararası ortamda temsil etmek adına çalışmalarımıza yön vereceğiz. Bu doğrultuda derneğimiz 2022 Mart ayında iş insanları ve yöneticilerin ihtiyaç ve sorunlarına çözüm üretmek, onları çeşitli platformlarda temsil etmek amacıyla çalışmalarına başlamış olup, şehrimiz ve ülkemiz genelinde ekonomik işleyişe nitelikli plan ve projeler ile başta üyeleri olmak üzere tüm paydaşlarına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına başlamıştır. Basın toplantısının ardından karşılıklı görüş alışverişiyle program devam etti. Kalbinden bıçaklanarak öldürülen gencin ailesi Kayseri Bölge Adliyesi'nden çıkan kararla hukuk mücadelesini kazandı. Anne Ayşe Erten'e sanığın cezasının 6 yıl daha artmış olması bile yüreğimizi biraz olsun rahatlattı dedi. Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi Alıntı Sokak üzerinde bir parkta aralarında husumet bulunan Adem Erten'e ve S.Ö.'nün tartışması kavgaya dönüştü. S.Ö. Adem Erten'i kalbinden ve farklı bölgelerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Adem Erten hayatını kaybetti. S.Ö. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada tutuklu sanık için çocuğun üzerindeki muhtemel etkilerini göz önünde bulundurdu ve cezayı 10 yıl olarak belirledi. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından eksiklik bulunarak yeniden yapılan yargılamada mahkeme heyeti sanık S.Ö.'ye verilen 10 yıl hapis cezasının tahrik indirimini kaldırarak çocuğu kasten öldürme suçundan 16 yıl hapis cezası çıkarttı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Karar sonrası açıklamalarda bulunan avukat Pınar Duman Savcı, hukuk mücadelelerinin karşılığını aldıklarını söyledi. Hiçbir ölümün bir gerekçesi olamaz. Ya da işte tahrik indirim sebebi olamaz düşüncesiyle biz istinaf mahkemesine başvurduk. Nitekim savcı da mütalaasında bizim gibi düşünmüştür. Mahkemede itirazlarımız doğrultusunda yeniden karar vererek ilk kararı kaldırmıştır. Tahrik indiriminin uygulanmasına yer olmadığı kararı vererek
cezanın arttırılmasını sağlamıştır. Hukuki mücadelemizi sonuna kadar devam edeceğiz. Dosyayı istinaftan sonra Yargıtay'a da taşıyacağız. Çünkü verilen ceza bir çocuğun hayatının karşılığı olamaz. Anne Ayşe Erten'e ise cezanın 6 yıl artmış olması bile yüreğimizi biraz olsun rahatlattı dedi. Çocuğum gençliğe gitti. Benim çocuğum nasıl gençliğe gitti? Bu katili umur boyu cezaevinde görmek istiyorum. Bu ceza artması 6 yıl bile olsa ama yine de biraz yüreğimiz biraz rahatladı. Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen 21. Öğrenci Bahar Şenlikleri çerçevesinde ünlü sanatçı Fatma Turgut sahne aldı. Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen 21. Öğrenci Bahar Şenlikleri kapsamında ünlü sanatçı Fatma Turgut sahne aldı. Geri döndüren gördün mü geçmişi, başı soldurdu o nazlı gençliği. Konsere rektör Profesör Doktor Mustafa Çalış'la binlerce öğrenci katıldı. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü şarkıcı Fatma Turgut, öğrencilerden yoğun alkış aldı. Konserin sonunda sanatçı Fatma Turgut'a çiçek takdim eden rektör Profesör Doktor Mustafa Çalış, öğrencilere iyi eğlenceler dileyerek sanatçı Fatma Turgut'a teşekkür etti. Sanatçımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel performansı bağlamasında sizi gerçekten görüştürdü. Çok teşekkür ederim Fatma Hanım. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Teşekkürler, iyi geceler, iyi eğlenceler. Efendim hobi bahçesi sakinleri bu hafta sonu da soluğu bahçede aldı. Meyve ve sebze fidelerini eken sakinler sulama ve çapa işlemlerini yapıyor. Mutlulukları gözlerinden okunan bahçe sakinleri huzurlu ve neşeli olduklarını söylüyor. Kayseri Beştepe'lerde bulunan hobi bahçesi yeşil görüntüsüne kavuştu. Bahar mevsiminde ekilen fideler sulanmaya ve çapalanmaya başladı. Hobi bahçesi sakinleri bahçelerine gelerek baharın ve bahçeleriyle uğraşmanın tadını çıkardı. Hobi bahçelerindeki vatandaşlar hummalı bir çalışma içerisine girdi. 4 liraya geçen sene 4 liraya 5 liraya aldık. Tuttu 15 lira. TV1 mikrofonlarına konuşan bahçe sakinleri buraya gelerek toprakla uğraşmanın ve ekip biçmenin kendilerine bir terapi olduğunu ifade ederek mutlu ve huzurlu olduklarını söyledi. Vatandaşlar emeği geçenlere teşekkür etti. Fidelerimiz büyüdü ve ilaç gerekiyordu. İlaçlarımızı yaptık. Sulamamızı da bir gün önce yapmıştık. İşte buraya geliyor, dinleniyor, huzur buluyoruz burada. Bu şekilde günlerimiz geçiyor. Komşular da geliyor. Onlar da neşe veriyorlar bizlere. Çalıştıkça, kalabalık oldukça daha iyi oluyor. Burada bizim için huzur ve neşe kaynağı. Burada vakit geçiriyor. Cami kenarlarına, bahçelerde gezmektense burada huzur buluyor. İşte sizleri de görüyorsunuz, gölgede oturuyoruz. Çok şükür, çok şükür yapanlardan, emeğe geçenlerden Allah razı olsun. İyi hissediyoruz. Hafta sonuna geldik. Ekim biçim yapıyoruz. Tadilat yapıyoruz. İşte biliyorsunuz bahar mevsimi. Biraz böcekler falan var. Onlarla mücadele etmeye çalışıyoruz emeğimize. Bugün ne yaptınız mesela? Bugün çapa yaptım. Sulama yapacağım birazdan. Öyle mi? Evet efendim. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Çok mutlu hissediyorum efendim. Çok mutlu hissediyorum. İnan insan burada huzur buluyor. Öyle huzur mi? Bahçesi. Vallahi ben emekliyim. Burayı seviyorum. Hobi bahçesini seviyorum. Güllerle, bahçeyle, domatesle, biberle uğraşıyorum. Seviyorum. Bana hobi oluyor. Burada vakit geçiriyorum. Neler ektik? Yeşillik olarak maydanoz, dereotu, marul, sebze olarak da domates, biber, patlıcan bunları ektik. Güllerim var. Onlar huzur veriyor bana zaten. En büyük şeyim o. Hobim.
Heykeltıraş Mahmut Esat Sevilay 3.3 santimetre boyunda dünyanın en küçük Mimar Sinan heykelini yaptı. Kayseri'de resim öğretmeni ortağı Turgut Türker'le beraber kurdukları atölyede heykel yapımına devam eden Mahmut Esat Sevilay, Mimar Sinan'ın dünyadaki en küçüğü olan heykelini yaptı. 3.3 santim olan heykeli görenler şaşırırken heykeltıraş Sevilay ilerleyen zamanda heykelin boyutunu daha da düşüreceğini belirtti. Mimar Sinan Kayseri için özellikle çok önemli bir değer ve biz Mimar Sinan'la çok anılmadığımızı düşünüyoruz. Ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile birlikte böyle bir proje başlatmıştık. Sonra biraz işte devam etmedi, askıya alındı, ileri tarihleri ertelendi ama biz böyle bir çalışma yaptık ve bu çalışma şu an için dünyanın en küçük Mimar Sinan heykeli olarak planladık. Hani hep böyle bir şeylerin ilgi görmesi için çok büyük tasarlamak, çok büyük yapmak isterler ama biz bunu tam tersi yapmak istedik. Hani ilgi görmesi için daha da küçültmek istedik. Belki işte özel davetlerde kişilere falan böyle bir hediye verilebilir amacıyla. Hani Mimar Sinan'ı tanıtmak amacıyla böyle bir şey düşünüldü ve yapılmak istendi. Ama ileriki zamanlarda bunu devam ettireceğiz, yapacağız inşallah. Yani şöyle çok güzel olmuş, çok küçükmüş, nasıl yaptınız? İşte yani yaparken çok mu zorlandınız? Hatta espri olarak işte bunu yapan kör oldu falan gibi söylemler de oldu. Ve biz tabii bu söylemleri de büyük keyif duyuyoruz, severek de yapıyoruz. Ve aslında bunu daha da küçültmeyi de düşünüyoruz. Daha böyle mikro heykel tarzında bir şeyler de yapmayı düşünüyoruz. Ama tabii ileriki zamanlarda bunun üzerine ayrıca bir emek harcamayı düşünüyorum. Değerli izleyenler, artan hayat pahalılığı sonrası dolandırıcılık olayları özellikle sosyal medyada arttı. Bunların başında ise tatil rezervasyonları geliyor. Kayıt Başkanı Serdar Sarıçam halkı uyardı. Tatile gidelim derken tezgaha gelmeyin. Artan hayat pahalılığı karşısında her alanda uygun fiyat arayan vatandaş tatil konusunda da aynı ucuzluğu arıyor. Ancak sektör temsilcileri uyarıyor. Evet, buradan vatandaşlarına seslenmek istiyorum ki yaklaşan Kurban Bayramı tatiliyle ve okulların kapanmasıyla turizm potansiyeli yükselecek ve dolandırıcılar ortaya çıkacak. Tatil planlaması yapan vatandaşlar için internet siteleri, sosyal medyalar bunlara ve özenle dikkat etmelerini istiyorum. Neden? Dolandırıcılar bizi en istemediğimiz yerden vuruyorlar. Uygun fiyatlarla ve cazibelerle internet siteleri ve sosyal medyalardan karşımıza çıkıyorlar. Bu görmüş olduğumuz uygun ve ucuz olan hiçbir şekildeki tatil paketlerine inanmasınlar. Kayseri'mizde olarak yani 100'e yakın seyahat acentelerimiz vardır. Bunlar tatil paketleri satanlar. Türkiye Seyahat Acenteler Birliği'ne bağlı olan seyahat acentelerinden bu tatil paketlerini alsın derim. Eğer bunu yapmadıklarında internet sitelerindeki dolandırıcılara denk geldiklerinde giden paranın bir daha geri dönüşü yoktur. O yüzden buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum ki kesin sosyal medyalarda görmüş olduğunuz aldatıcı reklamlara kesin inanmayınız. Gördüğünüz reklamları da şikayet edebilirsiniz. Yani %100 dolandırılmaya meyildedir ucuz olan her şeyler. Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam, vatandaşı herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için Turizm Acenteleri Derneği'ne üye olan acentelerle iş yapmaları gerektiğini söyledi. Türkiye Seyahat Acenteler Birliği dediğimiz işte acenteleri koruyan, kapsayan acentelerin bağlı olduğu bir birlik vardır. Eğer vatandaşımız bir tatil paketini sosyal medyada gördüğünde alacaksa dahi dolandırıcılar ama şuna da çok özen gösteriyorlar. Herhangi bir seyahat acentesinin ismini dahi altına kodlayabiliyorlar, yazabiliyorlar. Zaten bu sponsorlu reklam 2-3 gün devam ettikten sonra kaldırıyorlar. Görmüş olduğunuz acentenin ismiyle Türkiye Seyahat Acenteler Birliği'ndeki iletişim numarasıyla o acenteyle iletişime geçebilirsiniz. Talas Belediyesi çalışanlarına yönelik olarak afet ve acil durum eğitimi programı düzenledi. Afat İl Müdürlüğü'nde görevli tekniker Mustafa Köktaş'ın anlatımıyla gerçekleşen programda deprem, sel ve su baskını gibi afet ve acil durumlarda yapılması gerekenlere dair bilgiler verildi. Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan eğitim programına Talas içerisinde ve sahada çalışan görevliler katıldı.
Onun için mesela... Karşılıklı soru-cevap şeklinde gerçekleşen programda daha önce meydana gelen depremler ve sonrasında yaşananlar Sinevizyon'da izlettirildi. Ardından o videolarda yapılan hatalarla yapılması gerekenler üzerine duruldu. Yaklaşık 2 saat süren programın ardından Talas Belediyesi önüne geçilerek AFAD çadırının kurulumu gösterildi. Bunların geri depoya gitmesi gerekiyor. Oradan mı başlıyor? Evet arkadaşlar, böyle geliyor. AFAD görevlilerinin anlatımıyla çadırı kuran personel içerisinde yaşam alanı, çadırda bulunması gerekenler ve neler yapılması gerektiği hususunda bilgiler verildi. Yeşilhisar ilçesinde yaklaşık 60-70 yıldır hasretle beklenen kapalı sulama sistemi Musa Hacılı Mahalle sınırına geldi. Evet, şu an ilçemiz Musa Hacılı. Yeşilhisar'da yıllardır beklenen kapalı sulama sistemi Musa Hacılı Mahallesi sınırında. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Musa Hacılı Mahalle sınırına şantiye sahası kurularak çalışmalarına başlanan 2. merhale şantiyesi depolarını ziyaret etti. Taşyapan, ilçemiz ve çiftçimiz kapalı sulama sistemini hasretle bekliyor dedi. İlçemiz Musa Hacılı Mahallesi sınırlarında Devlet Su İşleri 2. merhale şantiyemizin depo alanındayız. Yaklaşık 3-3,5 metre çapındaki arazimize develi ikinci merhale sulama alanının içerisine döşenecek borularımız, çelik borularımızın stok alanındayız. İnşallah bu sefer olacak diye ümitleniyoruz. Çünkü 1960'lardan beri ilçemizin kapalı sulama sistemi hasretle bekliyor. Bu sulama sisteminin boru alımları geçen yıl başlamıştı depoda gördüğümüz gibi. İnşallah şantiyesine gideceğiz birazdan da. Evet değerli izleyenler, haber detaylarımızı aktardık. 19 ana haber bültenini burada noktaladık efendim. Güzel bir hafta sonu olsun. Pazartesi günü tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.